Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir diş peelingi tarif vereceğim. Evde doğal malzemelerle diş peelingi nasıl hazırlanır? Dişleri beyazlatmak için üzerindeki sararmaları ve kararmaları, yemek artıklarını temizlemek için ne yapabiliriz? Size çok güzel bir tarifle gelmiş oldum. Diş peelingi yapımına başlamadan önce kanallar kısmında Emin Lezzetleri yemek kanalıma da bakar, bana orada da destek olup abone olup sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna da basmayı unutmayın. Ayrıca da sormak istediğiniz, çekmemi istediğiniz videolarda yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Öncelikle peeling dediğiniz zaman şöyle zımpara görevi görecek bir macun hazırlayacağız. Çünkü dişlerin üzerindeki yemek kalıntıları, lekeleri de temizleyen, en iyi şekilde temizleyen peelingtir. Onun için piyasada var fakat evde en doğal nasıl yapabilirsiniz, hem de uygun fiyata nasıl yapabilirsiniz, onu size göstereceğim. Şöyle öncelikle yeşil kilden bahsetmek istiyorum. Hem mineral kaynağıdır hem de dişe zarar vermeyen kum şeklinde olan, yani toprağın toz halini size şu an bugün dişlerde nasıl kullanılıyor onu göstermek istiyorum. Bir çay kaşığı kadar toz yeşil kil, beyaz kil olmaz. Çünkü yeşil kilin yapısı beyaz kile göre farklı, tane tanedir ve birbirine yapışmaz. Fakat beyaz kil öyle değil, macunlaşıyor, macun gibi oluyor ve onu diş peelinginde kullanamazsınız. Maskelerinize kullanabilirsiniz. Ardından daha da güçlendirmek için şöyle bir çeyrek kaşığı kadar kaşık ucuyla karbonat. Karbonatın dişi kesinlikle hiçbir zararı yok. Aşındırıcılığı diş macunlarındaki taş tozun kadar değil. Diş macunlarındaki taş tozunun aşındırıcı özelliği 200 olduğu, karbonatın ise 120 olduğu söyleniyor yaptığım araştırmalara göre. Daha çok güçlendirmek için şöyle yemek tuzundan bir tutam alıyorsunuz. En ince olması önemli. Şöyle ekleyin. Hem mineral kaynağıdır hem de ağız içerisindeki koku, enfeksiyon ve mikropları da kıracaktır. Ayrıca da ağız içi sağlığına da destek verecektir. Tüm kuru malzemeleri şöyle iyice karıştırıyorum. Bu tek kullanımlık fakat siz bunu çok da yapabilirsiniz. Çünkü saklamaya uygun. Bütün malzemeyi bu şekilde karıştırın. Ben sadece göstermelik amaçlı yapıyorum. Ben kendime yapmıştım, kullanıyorum. Bittiği zaman tekrar yapacağım. Şöyle, siz eğer çok istiyorsanız tatlı kaşığı veya yemek kaşığıyla ölçülerini alabilirsiniz. Son olarak ben macun kıvamına getirmek için ve ayrıca da ağız içi sağlığını da korumak için Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Hindistan cevizi yağı mikrop ve enfeksiyon kırıcı özelliği vardır. Ayrıca da yaptığımız toz karışımı macun haline getirmek için kullanacağız. Hem de hoş bir koku verecek. Şöyle azar azar ekleyin. Macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu muhteşem bir peelingtir. Bu peelingi mutlaka deneyin. Eğer çok yaparsanız cam bir kavanozda, oda ısısında, yani banyonuzun dolabında saklayabilirsiniz. Bir tane kadar kullanabiliriz. Bu kıvam yeterli. Şöyle çok güzel bir kıvam. Bu şekilde diş peelinginizi doğal bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki ne kadar yapmalısınız? Bu peeling sabah akşam kullanmaya uygundur. Bu şekilde sabah akşam veya günde bir kere, her sabah kahvaltıdan sonra uygulayabilirsiniz. Çocuklar için de uygun, yetişkinler için de uygun. Sadece şöyle nohut tanesi büyüklüğünde alıp diş fırçanızın üzerine sürüp kuru bir şekilde fırçalamanız gerekiyor. Islatmadan, peeling etkisini öldürmeden 3-4 dakika kadar yumuşak hareketlerle diş etlerinize değdirmeden, bu bütün macunlarda ve doğal şeylerde, uygulamalarda geçerli. Kesinlikle fırçanızı sert kullanmayın ve diş etlerinize değdirmeden, kanatmadan kullanın. Yavaş yavaş yapın. 4-5 dakika arası kadar yaptığınız zaman, sabah akşam veya günde bir kere, dişlerinizin bir hafta sonra bembeyaz olduğunu göreceksiniz. Mutlaka deneyin. Yorumlar kısmında deneyimlerinizi bizimle paylaşın.
Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.